Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma Oy ve Dantel Dünyasına hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalıma abone olabilirsiniz. Ee, yine bir e, iğneden tığa tasarlama ama bunun farklı e, versiyonu var. Onu da yapacağım sizlere inşallah. Bunu yükleyelim, bunu çekelim. Bunu ben tasarladım. Bu şekil var tabii ki ama şöyle incili olanı yoktu görmedim. Ama e, bunun fiyonk şeklinde yapacağız. Onda inci var. Ben oradan esinlendim. Yani bir iğne oyasını gerçekten çok güzel duruyor. Filkete ile yapacağız arkadaşlar kenarlarında. E, pimpirikler yaparak tamamlayacağız. Çok da kolay, hiç o kadar zor değil. Şöyle yazmam e, içinde kırmızı, mavi yoğunlukta olan bir yazma. Aslında mürdüm de var ama ben şimdi mavi biraz daha açık renk olduğu için Sizlere anlatımı daha kolay olacağı için e, Mavi ile anlatacağım Gerçekten çok güzel oldu yelpaze böyle Bakın hiç böyle kalıp gibi duruyor Hiç ütü yok asla Evet şimdi bizim için gerekli malzemeleri söyleyelim Öncelikle şu en küçük boy incilere ihtiyacımız var Bu en küçük boy inci e, tuhafiyelerde en küçük boyu incinin daha düzgün duruyor en küçük boyla. Böyle bir filketiye ihtiyacımız var. Yine diyorum arkadaşlar bu bir çorap şişiydi. Hani böyle açık hali çorap şişi. Eğer filkete bulamaz iseniz tuhafiyelerden bir çorap şişini şöyle orantılı bir şekilde eğerek bakın filkete haline getirebilirsiniz. Bunu ben kendim eğerek filkete haline getirdim. Çorap şişi. 22 numara tığımız yani 22 buçuk diye 22 diye geçiyor ama burada 05'i de olduğu için 22 buçuk ama 22 numara bir adet iğneye ihtiyacımız var şimdi başlayalım hemen Bismillahirrahmanirrahim inşallah alnımızın akıyla bir anlatım olur şimdi bakın Arkadaşlar, filketemizi bu şekilde tutalım. Şöyle elimize bu ipin ucunu buradan tutalım. Kameramızda da bir sorun olmasın. Biraz daha yaklaştıralım. Filketemiz bu şekilde, uçları yukarı kısma bakıyor, açık uçları. İpimizi bu şekilde tuttuk. Detaylı anlatmak istiyorum. Hani şöyle bir kez e, uzun da tutabilirsiniz burayı elinizden kayıyorsa, şöyle bir kez de dolayabilirsiniz. Hani kaymaması için bu. Şu şekilde. Şimdi sarıyorum firketime. Bakın alttan geldim, üste bir, alttan üste geldim. İpimin yönü biraz ters yönde kaldı arkadaşlar. Oğlum ben şöyle aşağı alayım. Sarmamı engelledi. Bir kez daha gösteriyorum. İpimi bu şekilde tuttum. Şöyle bir kez doladım. Hani rahat durması için, kaymaması için yaptım o işlemi. Bakın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18. 18 kez sardım. Şimdi bir parça ipimden kesiyorum. Şöyle düğüm atacağız. Aman Allah'ım, makas kesmiyor kızlar. Kim yolunda makasın? Makasım kesmiyor ve kesti. Evet. İğnemi aldım. Şöyle üzerine koyalım. Bakın buradan kestiğim ipim. 18 kez sardım. ipim burada. İğnemden de geçiriyorum hemen. Düğüm atacağız. Şimdi. Bakın bu şu şekilde son ipimiz. Şöyle alttan giriyorum. Bakın ipimi şu aradan çıkardım. Alttan giriyorum. Bütün o sardığım ilmeklerin altından arkadaşlar şu şekilde de göstereyim. Bakın bu ipim de iğnenin üstünde. Düğüm atacağız kısaca basit. Yani sabah beri anlattığım nokta düğüm atacağız. Bakın ipim iğnenin üstünde o sardığımız ipim. Şu şekilde üzerine iğneyi şöyle biraz burada iğne evet şu şekilde iki tane doladım üzerine. Şimdi iğnemi çekiyorum ve şöyle kenar kısma getiriyorum arkadan. Düğüm alta gelecek şekilde. Elimle ayarlıyorum biraz böyle kenardan dip kısma doğru itekliyorum. Bakın. Şimdi sıkılıyorum düğümü. Bir kez daha atalım sağlam olsun. Yine bakın şu şekilde. alttan girdim. İğnemin arkasındaki ipi aldım. Bu şekilde iki kez doladım. Şuralar boşlukta olacak arkadaşlar. Yine düğümümü bakın buraya girdi. Bunu hemen çıkartalım. Düğümümü yine o ilk düğümün üzerine denkledim ipimi. Öyle çekerek iyice sıkıladık. Şu boştaki ipimizi biraz ufaltalım, keselim. O doladığımız ip hani kaymasın diye dolamıştık ya. O boşa çıktı arkadaşlar düğümümüzü attıktan sonra. Burayı hemen yapıştırmak istiyorum ben. Çakmağımla. Evet arkadaşlar bakın şimdi fil çıkarıyorum ipimi temizledim ben. Fil çıkardım bu şekildeyiz. Şimdi şu kısa yerimiz buradan hepsinin içinden giriyorum. Şu ipimi tekrar iğnenin üzerine alıyorum. Arkadan gelen ipimi de üzerinde iki kez doluyorum uç kısmında şöyle çekip burayı bir sıkılıyorum gördüğünüz gibi hani böyle bir süpürge şekli verilmiş gibi ilmeklerin dağınık olmamasını önlemek için yaptığım bir işlem arkadaşlar isterseniz bunu bir kez daha yapabilirsiniz ama benim için yeterli keseceğim sıkı yaptım Hemen bunu da temizleyelim. Yani şey kamerama kamerama sıkıntı olmasın diye çakma o yüzden kenarda yakıyorum. Haydi bakalım başlayalım. İncilerimiz boncuğumuzda dizili. Mavi ipimi tığıma sabitledim. Hani şu arkada ip yaktım, yapıştırdım ya arkadaşlar fazlalığı. Orası arka, ters kısmı olsun. Ters kısmından başlıyorum. Bakın şurası temiz kısmı, düz kısmı olsun. Yani ipi yakış, yapıştırdığım yer ters kısmı olsun. Ters kısmından başlayıp köprülerimi kuracağım. Düz kısmına da pimpiriklerim düşebilsin diye. İlk 3 ilmeğimi aldım tığıma. 3 ilmeğimi birden ipin ucunu aldım buraya bu şekilde sabitledim ipimi boncuk atıyorum çok büyük olmayacak aşırı da küçük olmayacak şekilde boncuğumu atıp içine örümcek çekiyorum bu şekilde örümceğimi çektim yine hemen devamından 3 adet ipimi alıyorum 1 2 ilmeğimi alıyorum yani arkadaşlar 3 3 adet ilmeğimin içine girdim örümceğimi sık iğne ile sabitledim tekrar boncuk atıyorum örümcek çekiyorum Kamera arkası yani modeli çıkarırken, örerken o kadar rahat bir şekilde yapıyorum ki bu işlemleri. Örümceğimi çektim. Ne zaman kamera çekimine geçtim? Bu acemilik oluyor. 3 tane ilmeğimi yine tığıma aldım. 3 ilmek. İçinden geçtim ve sabitledim örümceğimi. Tekrar örümcek Boncuk attım ve üzerine örümcek çekiyorum boncuğumu. Yine 3 tane ilmeğimi alıyorum. 2 3 3 ilmeğimi örümceğime kapatıyorum. Bakın bu şekilde. Tekrar boncuk atıyorum. Örümcek çekiyorum. Çok büyük olmayacak, aşırı da küçük olmayacak şekilde örümcekleriniz. Yine devamından 3 tane ilmeğimi alıyorum. 3 ilmeğimin içine kapatıyorum örümceğimi tepesine. Tekrar son kez boncuk atıyorum. Yine örümcek yapıyorum. Son 3 ilmeğim kaldı zaten arkadaşlar. 1, 2, 3. Bu 3 ilmeğin içine de girip kapattım. 2 adet zincir çektim. Ter, düz yüzünü döndüm. Örümceğin boncuklu kanatları kalıyor. 2 kanadına giriyorum 2 zincirimi. Kapattım. 1, 2 zincir çektim. 2 kanadına girdim. 2, 2 zincir çektim. 2 kanadına girdim. Kapattım. 3, 2 adet zincir çektim 2 kanadına girdim kapattım 4 boncuklu kanadımız kalıyor arkadaşlar boncuklu kanadımıza değmiyoruz 2 zincir çektim kapattım 2 zincir çekip çektim kapattım 6 2 adet zincir çektim kapattım 7 ikinci örümceğimi bakın burayı doldurdum 2 kanadına geçiyorum boncuklu kanadı kalıyor bir sık iğnesiyle giriş yapıyorum 2 adet zincir çektim girdim kapattım bu bir 2 adet zincir çektim, girdim, kapattım. 2. 2 adet zincir çektim, girdim, kapattım. 3. 2 adet zincir çektim, girdim, kapattım. 4. 2 adet zincir çektim, girdim, kapattım. 5. 2 adet zincir çektim. 6. 2 adet zincir çektim. 7. 7 kez 2 adet zincir çekip kapattım. 3. yuvama giriyorum. 2 kanadına bir sık iğnesiyle geçiş yapıyorum. Yine 2 zincir çekip kapatıyorum buraya da. 1. 2 zincir çek kapat 2. 2 zincir çekelim, kapatalım 3. 2 zincir çekip kapatalım 4. 5. Sizler burayı 6 falan da doldurabilirsiniz. Benim elim biraz sıkı olduğu için 7 uygun geliyor. 7. Hemen yandaki yuvaya bir sık iğnesiyle giriş yapıyorum. 2 adet zincir çekiyorum, kapatıyorum. 2 adet zincir kapatıyorum 2 adet bakın örümcekli kanatlar kalıyor son o iki kanada giriyoruz 3 oldu 2 adet zincir girdim kapadım 4 2 adet zincir girdim kapadım 5 2 adet zincir girdim kapadım 6 2 adet zincir girdim kapadım 7 son yuvama 2 kanadına giriş yapıyorum örümceğimin sık iğne ile giriş yaptım 2 adet zincir çekip kapatıyorum 1. 2 adet zincir gir kapat 2. 2 adet zincir gir kapat 3. 2 adet zincir gir kapat 4. 2 adet zincir gir kapat 5. 2 adet zincir gir kapat 6. 2 adet zincir gir kapat 7. Şimdi şu son 3 ilmeğin içine de bir sık iğnesiyle girip sabitliyorum bu şekilde. 1 adet de zincir çekip Makasımı aldım bu sefer kızlar. İpimi kestim. Yelpazemizin yapım aşaması bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bunu ekleme kısmına geçelim. İplerimi de temizleyip dönüyorum. Böyle aralar verdim arkadaşlar. Çünkü model hem incili hem hareketli. Çok fazla harekete gerek görmedim ara kısmında. Onu nasıl yaptık verdiğimiz arayı hemen onu anlatacağım. Burayı bir sabitleyelim. Şimdi ipimi tığ battısına sabitledim. 1 2 3 zincir çektim. Başına bir kez aldım. Yanındaki tığ battıya girdim. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki aldım. 4 adet zincir çektim. Bu ara noktadan girdim. Çıktım, kapattım. 3 adet zincir çektim. Yandaki tığ battı içerisine girip sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. Başına bir kez aldım. Yandaki tığ battıya girdim. Önce bir kez, sonra 2, sonra 2 aldım. 4 adet zincir çektim. Bu ara noktadan girdim. Kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. Yanındaki tığ battıya sık iğne ile girip kapattım. Aramızı bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi eklemek için hemen yandaki tığ battıya sık iğne ile giriş yaptım. Bu noktada arkadaşlar yelpazemi aldım. Yelpazemi şöyle düz yüzünden değil de ters yüzünden tutuyorum bakın. Şu yaktığımız kısım ters yüzü oradan bilebilirsiniz. Hem pimpiriklerden tersinden tuttum. Şu şekil bakın. Hemen buradaki o küçük yerin yuvasından giriyorum. İpin ucunu aldım buradan. Sık iğneyle sabitledim. Şimdi bakın düzüne döndü yelpazemizi. Şöyle yapıp dibine de bir sık iğnesi yaptım. Hemen aynı o tığ battı içerisine girip sık iğne ile kapattım. Bu şekilde. Şimdi 3 adet zincir çekiyorum yine. Bunu kapattıktan sonra başına bir kez alıp yandaki tığ battıya giriyorum. Önce bir kez sonra iki sonra iki alıyorum. 1 2 3 4 adet zincir çektim ara noktadan girdim kapattım 1 2 3 zincir çektim yandaki tığ battığı içerisine girip sık iğne ile kapadım 1 2 3 zincir çektim başına bir kez aldım yandakine geçtim önce bir kez sonra iki sonra iki aldım 1 2 3 4 zincir çekip ara noktadan girip kapattım 1 2 3 zincir çektim yandaki tığ battığı girip sık iğne ile kapattım yani vereceğimiz arayı vermeye devam ediyoruz. Sonra yine eklemenizi istediğiniz arayı verdikten sonra 4 adet zincir çekip ara noktadan girip kapattım. Yine motifinizi ekleyebilirsiniz. İnşallah anlatabildiğim bir model olmuştur. Aslında çok basit. Hani ben biraz detaya girdim. Yavaş anlattım arkadaşlar. Bu şekilde modelimiz. İnşallah beğendiğiniz güzel bir model olmuştur. Hatta bunu sade beyaz bir yazmaya renk renk yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel olur. Bir dahaki videoda görüşmek üzere sevgiyle hoşça ve dostça kalın.